Bence e, yo olamayız demedim. Bakalım dedim ben. <laughs> olamayız demedim ama bence Fenerbahçe daha yakın şampiyonlar. Hmm. Ben öyle görüyorum. Çok o, o George galiba adı. George Jesus. Cesus. Bazen Jorge diyorlar değil. Jorge değil. George mu doğrusu? Ben Cesus demeyi tercih ediyorum abi. Çünkü Cesus oralar de. o tartışmaya girmek istemiyorum. E, Cesus Bey, Jesus e, <laughs> <laughs> Bey deyince de şey gibi oluyor. <laughs> Cesus Bey gerçekten çok <laughs> bilinçli bir insan. Büyük hoca bu arada. Evet ya. evet. Yani e, mantalitesi şey. Ben gol atayım kaç gol yediğimin önemi yok. Evet. O o futbol anlayışı <laughs> Türkiye'de tuttu. Ve Fenerbahçe'de de inanılmaz e, futbolcular var. Yani hepsi belki bir dünya yıldızı değil ama feci ciğerli yani. Aldı mı topu koşuyor. Valencia falan abi inanılmaz adam. Dünya Kupası'nı sevdi mi? Peki Batu ne diyorsun? İnanılmaz ya. Sizde neydi orada ne? İnanılmaz. Geçen bizim i̇şte. e, başkan şey demiş. Bizde böyle değildi direkleri dövüyordu Fenerbahçe'de i̇şte, açılıyor tam olarak öyle. İşte at sahibine göre kişilermiş öyle de bir atasözü vardır. Biraz burada hani çuvaldızı da kendinize batıracaksınız <laughs> herhalde. Bilmiyorum ha. ben işte kulüpteki yöneticiler batırsınlar o çuvaldızı kendilerine <laughs> ben artık yapmıyorum o <laughs> iş <için. Eyvallah. gülüyor> Ama valla Batuay'ın performansı çok şeyde iyi. Dünya Kupası'nda da gayet iyi bu arada. Evet evet çok iyi. Takip ediyor musun Dünya Kupası'nı? Etmiyorum. Hmm. En ilgimi çekmeyen Dünya Kupası. Katar'da diyeyim. Yo da yani baktım o Pakistanlıları getirmişler ülkelerin evet. şey, seyircisi şey olarak. Ben geledik doğruymuş o. Ya dedim hani seyircisinde de sahtekarlık olan Dünya Kupası'nı da izlemeyelim ya. Hani bu kadar mı oldu ya? <laughs> hani sahte seyirci mi getirecek? Kast böyle İngiltere bayrağı tutuyorlar hepsi şey esmer esmer sakallı böyle. <laughs> We love England. We very love England. Very good. Portugal. <laughs> yes Portugal. <gülüyor> <gülüyor> Öyle böyle seyirci mi olur ya? 50 <laughs> derece sıcakta. Ya bilmiyorum ya. Gidenede bir şey demiyorum ama Katar'a maç seyretmeye Ama girmezler. çok ilginç skorlar oluyor mesela. Dünkü maçlar Almanya mı Almanya o maçlar. Gitti önemli. Almanya. Japonya falan. Abi. Çok ilginç oldu. Almanya'nın gitmesine Hep şey derdik ya. E, futbol işte herkesin oynadığı sonunda Almanların kadar... Öyle değilmiş galiba. Evet. Yani bu dünya kupası artık onu evet. da yıktı. Çok ilginç şeyler oluyor. Çağan bol şans. Yani Peki, şansa eyvallah. ihtiyacın olacak mı zannetmiyorum Recep İvedik için. E, ne bekliyorsun bu arada? Nasıl bir seyirci bekliyorsun? Sinema olsa sayı soracağım sana ama. işte insanlar şu anda zaten e, Disney Plus iyi bir seyirci potansiyeline sahip. Bu filmin girmesine yakın da insanlar tekrar değerlendireceklerdir. İnşallah çok izlenir, çok sevilir. Biz mutluyuz filmimizden. Bakalım. Bir sonraki dokuzunda. Program, bir sonraki program için 5 sene beklemiyorum ama. Olur mu? <laughs> olur. Seneye de. Önce bir 8 gibi 9 gibi çekelim Ol, Olur abi olur olur. Çok teşekkür edelim. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eve de çok selam söyle. İşte çocuklara selam. da e, burada olduğun için çok teşekkür ederim ben sana. Ben teşekkür ederim. Aleyküm Bol şans Recep İvedik hediye de. Sağ olun. Az önce konuştum bitti. Önümüzdeki hafta biz yine buradayız. Hoşçakalın. Galatasaray bu sene şampiyon olur mu? Zor. Öyle mi? Evet. Ama Şark. her masadayız biliyorsun. <laughs> her yerdeyiz. Onu biliyorsun. Her yerdeyiz. <laughs> yani dikkat etsinler. Her yerdeyiz. Aslında Okan Hoca fena gitmiyor. Son maçlarda inanılmaz performans sergiledi. Başakşehir'i, bizi Beşiktaş'ı hepimizi yendi ve iyi de top oynatarak yendi. Evet. Bakalım bu milli takım arası e, yani bu... Dünya, Kupa, Dünya o yüzden Kupası arası merak ediyorum. ne olacak? Bu Dünya Kupası arasında iyi çalışan takımlar e, bir vites arttırabilir Sen peki niye umutsuzsun? Yani niye şampiyon olamayız diyorsun? Evet. Senin bir tweetin var. Diyorsun ki 2000'lerin başı Beyoğlu neydi hatırlayın. Tabii. Müzik vardı, muhabbet vardı, gençlik vardı, hayat vardı. Şimdi müzik yok, ağaç yok, muhabbet yok, gençlik yok, hayat yok. Bolca Afgan, Suriyeli, işte şey mülteci, göçmen, tek tek kapanan, yok olan gri bir Beyoğlu var. Ah o güzel günler. Evet. Ya bu benim içimde öyle büyük bir yaradır ki benim bütün işte ergenliğim, gençliğim İstiklal Caddesi'ne geçti üniversite zamanlarım. Orası başka bir hayatın olduğu bir yerdi. Şimdi o yani şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı duyuyorsa ona, Çevreci Şehircilik Bakanı duyuyorsa ona, vali duyuyorsa ona hepsini söylüyorum. O berbat İstiklal Caddesi'nin tepesine yaptıkları o gri meydan var ya. Hı -hı. Bütün bence dokuyu değiştirdi. Ya dünya hiçbir yere bu kadar çirkin bir meydan yok bir kere yani. Evet, beton. Ya gıp gri bir yere giriyorsun. Evet. Sen de yazmışsın. Evet. Ama nasıl özlüyoruz değil mi orayı biz ya? Evet, benim için bir de şöyle. Ben şimdi tabii Ankara'da okudum üniversiteyi. Üniversite hayatım Ankara'da geçti. Ben yaklaşık 2000 işte 98 girişliyim. 2002 mezunuyum. 2003 yılında ben şeye geldim abi. İstanbul'a geldim. 2003 bak. Seneye bak. 2003 2004 20 yo, nasıl geçmiş vakit. İnanamıyorum. Yaşlandık ya. be candaş. Kalk abi bırak proje programı <laughs> Ya o dönem ben buraya geldiğimdeki İstanbul'un o Beyoğlu'nun oradaki o hayat, o canlılık bana dedi ki ya biz neredeymişiz ya biz hayatımız Ankara'da biz böyle efendi efendi takı burası neymiş böyle ya hayat caf caf her yerde bir şeyler bir, bir, şey var yani bir yaşayan bir ortam var. İşte Nevizadesinden tut oradaki işte Asmalı Mescid'deki Babilon'a Kemancılar, kimleri dinlerdik abi tabii. işte jazz stoplar işte. Roksiler neler neler onlar hayal kahveleri. Hayal kahvesi. Şemden evet. Ferah dinlemeye giderdik. Abi ya. kimleri kimleri ya. Kimleri kimleri yani biz bir sanki böyle hayal yaşamışız ya. Sanki o dönem böyle bir hayalmiş. Şu anda bakıyorum şu anki gençlerin yapamadığı şeyler o kadar fazla ki bizim yapıp onların yapamadığı. Onlara hayıflanıyorum. O mesajda onu hayıflanma yani o. Ya oranın bir dokusu vardı abi. Evet. Yani profiterol, profiterol evet. yemeye bile inciye giderdin. Şimdi bunların hiçbir tanesi reklamda çünkü size de kalmadı. Tabii, tabii. Çok şükür hepsini kapattınız. Yerine neden nargileciler falan açıldı. <laughs> yani abi dönüştü oraya dönüştü. Yani talep oysa adam nargileci açıyor. Profitrolü 3 kişi istiyorsa, nargileyi 100 kişi istiyorsa nargile açıyor. Ama dönüşmemeli bence işte. Yani Ama şehrin dokusu değil buralar. Demografi değişince dönüşüyor abi. Otomatikman dönüşüyor. Yani oradaki o en son işte bir pastane kapandı biliyorsun. Hmm. Ee, yılların pastanesi. O adam da aynısını söylüyor. Ben izledim onun şeyini. Yani destek olun diyor. Bu ufak işletme kapanmasın. Buranın ruhu bu diyor falan. Ya kitap evleri vardı bilmem ne. Neler neler abi. Tabii. Ama yok mesela Başka bir yer oldu gecenin artık. dördünde ıslak hamburger yerdik abi. Kanlı böyle. böyle. Ha. O duruyor galiba duruyor evet, Döner dürüm şey kaşarlı döner. Fambi. Evet. Bunların hepsinin ya? adını söyledim. <laughs> Rütü'ye hoyratça ceza vermek <laughs> için yerdik bundan sonra. fırsat <laughs> mı fırsat diye işe. Ya. Yani güzel günlerdi. Şeyde festivaller hmm. vardı bir kere. Mesela büyük hmm. rock festivalleri vardı. Kimler geldi kimler geçti o gruplar yani neler oldu yani. Şimdi o festivaller de yapılamıyor. Artık. Yapılamıyor çünkü işte oraya sponsor olan içki firmalarının alkol firmalarının herhalde o sponsorluğu yasaklandı. E, tabii ki öyle bir büyük organizasyonda yapılamaz hale geldi. Ama aslında çok güzel bir şeydi o gençler için orada. Tabii canım. O o müziği, o enerjiyi şimdi e, biz bile şey kovalıyoruz yani. Yurt dışında bir Coldplay konseri yakalasak da gitsek ve hala o açlık var içimizde. Senin 100. yılda cumhuriyette nasıl bir hayalin var? Nasıl bir ülke olsun burası istiyorsun? Abi benim hayalim değil isteğim şu. Sakin, huzurlu, mutlu insanların olduğu ve ekonominin buradaki insanlara layık bir halde olduğu bir Türkiye istiyorum ve onu hayal ediyorum. Çünkü hakikaten bizim insanımız her şeyin en güzelini hak eden insanlar. Geçmişten beri böyle çok fedakarlıklarla kazanılmış bir ülke burası. O yüzden insanına da çok üzerine titrenilmesi gereken bir ülke. O yüzden hayalim bu. Sakin, huzurlu, saygılı, herkesin birbirini dinlediği, her görüşü açık olunan ve konuşulabilen, her şeyin konuşulabildiği bir Türkiye hayal